Değerli öğretmenlerim merhaba. Bugün bir web2 aracı olan Voki sitesinde neler yapabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Daha önceki gösterdiğim sitelerde biliyorsunuz ki bir hesabınızın olması gerekli. Bu sebeple sağ üst taraftan login kısmından öncelikle bir hesap açmanız gerekli. Böyle bir arayüz gelecek. Arayüzden sync up here kısmından eğer daha önce bir hesabınız yoksa buradan bilgilerinizi doldurup üyelik oluşturmanız gerekli. Benim daha önce bir üyeliğim olduğu için şu an bu aşamaya geçiyorum. Login'den devam edelim. Voki aracı aslında bir animasyon aracı olarak nitelendirilebilir. Herhangi bir karakteri belli bir arka planda verdiğiniz ses efekti veya klavyeye yazdığınız herhangi bir cümleyi söyletmeye yaraktıran bir araç. Bu ne işimize yarayacak derseniz, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın bu tür projelerde öğrenci yüzlerinin görünmemesini talep ediyor bizlerden. Bu sebeple bir projenin tanıtımını öğrencilerinizin sesiyle yapmak isterseniz Voki aracı bizim için çok kreatif bir program, bir web'lik aracı. Şimdi bir tane oluşturalım. Görmüş olduğunuz gibi limit resource hatası verdi. Maksimum seviyede bir karakter oluşturduğunu söylüyor. O yüzden biz diğerlerine şu daha önce oluşturduğum hesaplardan 3 tanesini ya edit yapacağız, yani değişiklik yapacağız, ya da bakalım tekrardan create new diyelim. Evet, 3 oluşturabiliyorum. Demek ki burada bir sınırlama var. 3 tane karakteri aynı anda yapabilirim kendi hesabımla. Görmüş olduğunuz gibi bir kurt çıktı. Buradan bir insan da seçebiliriz. Aslında bir nevi bizim çocukluğumuzda Türkçe dersinde gösteren fabul diyebiliriz buna. Bir karakteri konuşturma, bir hayvanı olabilir, bir bireyi. Buradan bir karakter seçelim. Gülen yüzler görüyorsunuz. Aslında çok ilginç bir program. Yıldızlı olanlarda şöyle premium gördüğünüz gibi bunlarda problem oluyor. Çünkü biz free account, yani ücretsiz account kullanıyoruz. Şunu seçelim. Bir karakter. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da premium hesaplarda. Şapkasını, kıyafetini değiştirebiliyoruz. Arka planını değiştirebiliyoruz. Mesela bu kişi bize bilgisayarla ilgili eğer şöyle bir şey varsa şöyle teknolojiyi andıran herhangi bir şey arıyorum ama bulamadım. Evet. Şöyle gösterelim. Renklerle oynayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi dudak, göz, el, saç rengi olmak üzere. Şimdi bu karakterimizi konuşturalım. Voice, yani bu hoparlör simgesine tıkladığımız takdirde 1, 2, 3, 4 tane farklı seçenek çıkıyor. Eğer bir mesaj girip karakterin bu sesi bize vermesini istiyorsak buraya herhangi bir cümle yazmamız gerekli. Başladım mesela. Merhaba, ben Çağlarlaçin, sizlere Web2 araçlarını tanıtıyorum. Yani sizler burada mesela neler yapabilirsiniz? Ben filanca eTwinning projesini yürütüyorum. Sizlere bu projeyi tanıtmak istiyorum diye bir tanıtım amaçlı bir ses kaydı alabilirsiniz veya bir herhangi bir cümle yazma şansınıza sahipsiniz. Burada dillerde Türkçe var. Eğer İngilizce seçtiğimiz takdirde sizler deneyebilirsiniz. Tam olarak anlaşılmıyor. O yüzden Türk karakterleri seçtim. Sesimizi de Kerem'i seçtikten sonra şimdi sesimizi dinleyelim. Görmüş olduğunuz gibi çok kreatif, aslında çok güzel bir program. Öğrencilerimizin yüzlerini göstermeden burada bir işlem, bir tanıtım programı yapabiliriz. İkinci kısımda mikrofon recording diyor. Yani bir ses kaydı alıp bu ses kaydını direkt buraya aktarabilirsiniz. ya da daha önce bir aldığınız bir ses kaydını buraya ekleme şansına sahip. Şuradan deneyelim. Record your voice diyerek. Merhaba, ben Çağlarlaçin. Size Web2 araçlarını tanıtıyorum. Evet, şu an ses kaydımızı aldık. Bekliyor biraz. Görmüş olduğunuz gibi ses kaydımızı aldıktan sonra bu ikinci sekmemizden oluyordu. Cancel diyelim. Şöyle save diyelim. Karakterimize bir isim giriyor. Mesela projemizin ismini girelim. Merhaba, eTwinning yazalım. Save dedikten sonra artık bunu Padlet ve benzeri Web2 araçlarında Twin Space'imizde paylaşmak kalıyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir arayüz var. Bu embed kodunu maalesef bize vermiyor. Eğer şahsen bunu isterseniz fotoğrafın direkt kendi URL'sini alıp şuradan görmüş olduğunuz gibi copy URL kısmından bunu direkt kopyala dedikten sonra bir embed kod oluşturma, embed generatör diye geçiyor. Oradan kendiniz oluşturabilirsiniz. Veya direkt zaten Twin Space'i atarken orada sağ üst tarafta kaynak kısmından link olarak da atma şansınıza sahipsiniz. Şimdi bakalım karakterimizi konuşsun. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Voki benzeri siteleri gelecek videolarımızda tanıtacağım. Görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.